çöp vergisi borcunuz olduğunda ya da emlak vergisi borcunuz olduğunda mesaj üzerine mesaj gönderen belediyelerin bir borç batağının içerisinde olduklarını bilmiyordum. İşte gördüğünüz bu tabloda Ankara, İstanbul, İzmir, Adana bolca borç takmışlar. Kardeş borcunu ver. Erdoğan o gün o çıkışı yapmasa biz belediyelerin devlete bu kadar kazık attığını asla öğrenmeyecektik. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Ne sözlerine sadıklar ne de borçlarına sadıklar. Vals gösterisine, dans gösterisine gelince para var. En fazla borcu olan ilk 5 belediye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Erdoğan borçları tahsil edeceğini söyleyince tutuşmaya başladılar. Erdoğan hizmeti durdurmaya çalışıyor, bu kabullenemez. Kardeş borcunu istiyor. Sen benim borcumu bırakıyor musun yarına? Hayır. Valla ben bir yaşıma daha girdim diyebilirim. Şimdi çöp vergisi borcunuz olduğunda ya da emlak vergisi borcunuz olduğunda mesaj üzerine mesaj gönderen, borcunuzu yatırmazsanız işte gerekli işlemler yapılacak diye tehditler savuran belediyelerin bu kadar borç içerisinde olduğunu, daha doğrusu bir borç batağının içerisinde olduklarını bilmiyorum. Yani bizim canımıza ot tıkayan belediyeler meğer devlete taktıkça takmış. Biz vermezsek, biz borcumuzu ödemezsek anında hacizle karşı karşıya kalıyoruz. Faiziyle birlikte o borcu ödemek zorunda kalıyoruz. Eğer paramız yoksa, eğer o borcu ödeyemiyorsak ve bankada 3-5 kuruşumuz varsa anında haciz işlemi ve ne oluyor? Bütün hesaplara bloke koyuyorlar, kımıldama şansın olmuyor. Buna rağmen belediyeler maşallah. Kimi 3 milyar, kimi 5 milyar, kimi 6 milyar. Ve bir belediye başkanı bana anlattı. Dedi ki Hadi Bey, bu borçlar normalde belediyenin bizzatı borçları. Ama bir de şirketler var dedi. Ben dedi size söyleyeyim mi? Bu borçlar 80 milyar, 90 milyar, 100 milyara kadar çıkar. Evet, bu borçlar sadece belediyeler. İşte gördüğünüz bu tabloda Ankara, İstanbul, İzmir, Adana... Oh maşallah. Bolca borç takmışlar. Kardeş borcunu ver. Bak ne oluyor? Erdoğan o gün o çıkışı yapmasa biz belediyelerin devlete bu kadar kazık attığını, belediyelerin devlete bu kadar borç taktığını asla öğrenmeyecektik. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu. Motor su kaynattı. Atıp tutmayı çok seviyorlar. Ne sözlerine sadıklar ne de borçlarına sadıklar. Dikkat edin, vals gösterisine, dans gösterisine gelince para var. Öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. En fazla borcu olan ilk 5 belediye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani %68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, öncelikle dersine iyi çalışması, ardından enerjisini, borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Erdoğan borçları tahsil edeceğini söyleyince tutuşmaya başladılar. Ve de ciyaklamaya. Erdoğan hizmeti durdurmaya çalışıyor, bu kabullenemez. Kardeş borcunu istiyor. Sen benim borcumu bırakıyor musun yarına? Hayır. Bu parayı nasıl istersin? Niye istemezsin? Ama bu AK Parti döneminde kalan bir borçtu. Ha, öyle mi? Niye mesela İstanbul'u veya Adana'yı veya İzmir'i veya Eskişehir'i örnek vermek yerine Bursa'yı örnek veriyorsun? Bursa'nın borçları AK Parti döneminde kalmıştı. Tamam. Peki Eskişehir'in, İzmir'in borçları hangi dönemde kaldı birader? Ona cevap vermiyor. Adana'da durum farklı mı? Kim yönetiyor yıllardır Adana'yı? CHP'li belediye, değil mi? Peki niye ödemiyorsun kardeşim? Vedat Karabulut aslında gazeteci ama meclis üyesi, bu soruyu Zeydan Karalar'a soruyor.
Başkan diyor, borçlarınızı niye ödemiyorsunuz? Bakın başkan ne cevap veriyor. Grup adına, yasal süre 20 dakika. Grup adına soruyorum size. ASKİ, SGK ve vergi borçlarını ödüyor mu personel? Ödüyor evet. Personel ödemiyor. Personel hiçbir belediye ödemiyor. Bırakmışlar şimdi. Peki ödemiyorsa? Hiçbir belediye ödemiyor. Ödemiyorsa ASKİ'nin hiçbir belediye ödemiyor. Burada belediye başkanları var. 2019, şirketten borçlarını ödüyorlar mı? 2000, bırak. 2019 yılından bugüne kadar birikmiş 500 milyon borcunuz oldu. 500 milyon, 300 milyon. Ama yazık günah değil mi? Allah Allah. Ne yazık günah? Siz bir personel kim ödemiş çalıştıracak yani? Firmaya ne diyorsunuz? Allah. Borcu yoktur, kağıdı getir diyorsunuz. Daha önceki yıllarda niye yok bu borç? Hayret bir şey ya. Ne niye borcu? Sizde birikiyor bu 2019'dan önce neden ödemiyorsunuz? Hangi belediye başkanı şirketlerin borçlarını ödüyor? Sorma yapmayacaksınız. Burada kaç tane belediye başkanı yatırım var? Yatırım yapmayacaksınız. SGK ve vergi borcu ödemeyeceksiniz. Sonra maliye ve SGK bizi engelliyor diyeceksiniz. Yok böyle bir yama. Arkadaşlar tarihte... Sayın Başkan, tarihte, bu milletin aklıyla kimse cari, hayal etmesin. Borçta bu şehir Adana'mız bize geleceğine emanet bile etti. Kesiliyor. Bu şehir Adana'mız bize geleceğine emanet etti. Bu şehir, bu güzel Adana'mız güzel projelerinizi anlatmayı, duymayı bekliyor. Bu şehir, bu şehir size belediye başkanlığı görevini başkanım, verdi. Özür diliyorum. Bize de Vedat Bey. Denetleme yetkisi verdi. Bitiriyorum. Bu şehir size belediye başkanı, yerel yönetimlerde başkan olmayı nasip ettirdi. Bize de başkanı ve bu yönetimi denetleme yetkisi verdi. Bize şehir emanet etti kendisini. Biz sizden artık güzel projeler duymak istiyoruz. Söylemediğiniz borcu duydunuz, süremi bitirmeye çalıştınız. Ben size diyorum ki 2023 yılı performans kitapçığı 2.800 milyon. Borç öngörülü miktarıyla 3.100 milyon arkadaşlar. Bunu bu kadar kısa sürede konuşmayacağız. Sizin yapamadıklarınızı anlatacağız. Yaptıklarınız noktasında teşekkür etme süremizi niye çok görüyorsunuz? Bunu da anlamış değilim. Yüce Meclis'e beni dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Size de sabrettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Vallahi kıymetli Adanalıların takdirine sunuyorum. Evet. Arkadaşlar, şimdi ASKİ Genel Müdürü konuşacak mı 2 dakika? 5 dakika konuş, ondan sonra ben birkaç şey söyleyeyim. Abi niye borcunu ödemiyorsun? 2019 Şubat ayında 327 milyon borcum var. Mayıs ayında 352.8 borcum var. Milyon ha. Ekim ayında bu borcu 557 milyona çıkarıyorsun. Aralık ayında borç çıkıyor 1 milyon 200 bine. 2022'nin Aralık ayında bu borcu 1,5 milyara çıkarıyorsun. Aralık 2023'te bu borç 2,5 milyona çıkıyor. Ve 2024'ün Mart ayında 3,5 milyara kadar bu borç tırmanıyor. Yani 300'den 1,5, 2,5, 3,5 ve... Nasıl olsa devlet bu parayı talep etmiyor. Sen de oh ne güzel deyip üzerine yatıyorsun. Ya hani bir şey olduğunda benim vergimle benim paralarım diyordunuz. Bu bizim paralarımız değil mi kardeşim? Bu kadar sıkıntının olduğu bir ülkede 92 milyar borç takmak gerçekten vicdanı sığar mı? Efendim AK Partililerin de borçlar var. Onların da canı cehenneme. Onlar da ödeyecek. Ama borçlu olmadığını... Alnı açık bir şekilde mesela Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın sosyal medya hesabından paylaşabiliyor ve meydan okuyor. Diyor ki gelin diyor size ders verelim, borçlu değiliz. Borçlu kalmamanız için de gelin size ders verelim diyor. Evet gidin ders alın. Bataklık haline getirdiğiniz bu belediyeleri borç içerisinde yüzerken dışarıda çıkacaksınız. Yok efendim biz şurada indirim yaptık, şurada bindirim yaptık. Olmaz öyle bir şey. Efendim kent lokantalarında %5 indirim yapmışlar. Baba sen önce şu borcunu ver. Sen o indirimi yapmadan önce 5 liralık bir indirim yapmışsın. Onu hayır bir dakika. Sen önce borcunu öde. O para benim. Benim paramla şov yapma. 5 liralık bir indirim yapmışsın. Kent lokantalarında ama 3 milyar borcum var. Benim paramı gasp etmişsin. Ver o parayı. Hizmet için bilmem ne. Hayır. Bu para yok değil. Tayyip Erdoğan ne diyor? Konsere var, dansa var. Ne kadar aklı hayale gelmeyecek gereksiz boş işlere para var. Tarkan'a var, bilmem kime var. Ama devletin parasına sıra gelince para yok. Hizmet mi etmek istiyorsun kardeşim? Daha belediye başkanı olduğunuz ilk günlerde hepiniz ne dediniz? İsraf var, israf, çok israf var. Baba israfları çözün o zaman. Bırakın konserleri vesaire, devletin borcunu ödeyin önce. Devletin borcunu ödedikten sonra o dediğiniz etkinlik adı altında yaptığınız
yerlerde süründürdüğünüz insanlara bir var ya öyle bir garip garip danslar. Para akıtıyorlar. O zaman onlara para akıtırsınız. Ama şimdi önce bizim yani milletin parasını bir ödeyin, borcunu ödeyin. Ondan sonra ne yapmak istiyorsanız yapın. Ha bu arada hizmet aksamış. Hizmetleri aksatmak için böyle bir çıkış yapmış. Erdoğan 22 yıldır iktidarda. Geçen dönem niye yapmadı kardeşim? Böyle bir intikam duygusuyla hareket etmiş olsaydı Erdoğan geçmiş dönemlerde mesela böyle bir talepte niye bulunmadı? Mesela sizin elinizde olan İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, İzmir yıllardır sizin elinizde. Erdoğan'ın böyle bir talebi olmuş muydu bugüne kadar? Hayır. Bugün bu talebin yapılmasının sebebi Türkiye bir sıkıntı içerisinde. Tasarruf tedbirleri diyoruz, işte şu diyoruz, bu diyoruz. Millet inim inim inliyor. Millet et alamıyor, millet sıkıntılı. Emekler öyle, asgari ücretler öyle. Bir çözüm arayışı olduğu için Erdoğan bu ifadeyi kullandı. Yoksa hizmet yok, yapsamış. Zaten hizmet ettiğiniz falan da yok da bu bahanenin arkasına sakın sığınmayın. Yapacağınız tek şey var. Ekrem İmamoğlu çıktı, aslanlar gibi dedi, kardeş ben borcumu ödeyeceğim. Gitti, görüştü. Hatta kadın bakanımız da kendisine teşekkür etti mecliste. Siz de öyle yapın yani. Ağlamanın bir anlamı yok yani. Borcunuzu ödeyin. Özgür Bey de bu yumuşama sürecini bu işlerle sabote etmesin. Bu borç var ve o borç ödenecek. Bursa AK Parti'den kalma bir borç olabilir. Bursa'yı örnek vermek yerine İzmir, Ankara, Adana vesaire. Oralarla hareket edelim. Doğruyu konuşalım, doğru hareket edelim. Okey? Hadi bana eyvallah.